Tamam, emin olamadım çünkü. Peki. Tamam, Geliyor, ses geliyor, ses geliyormuş. geliyor. Peki. Her şey hazır herhalde. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Çözüm Park webcast'inde daha sizlerle beraberiz. Tecrübeli sunucularımızdan birini daha misafir ediyoruz. Aslında Estağfurullah. bu işlere Türker'le başladık diyebiliriz yıllar önce. Evet, yılların webinarında ödül almış biri olarak. Evet, yani Çözüm Park yazar etkinliklerimiz oluyor yılda bir düzenli olarak ve bir önceki yılın en çok katkı sağlayan yazarlarımıza ödül veriyoruz. Türker'de birden çok kez aldın herhalde, değil mi? Birden çok kez aldım. Birden çok kez Tablet hediye ediyordunuz o tablet. zamanlar. O Tablet zaman alana zengindik. tablet hediye alabilmek için yapabildiğim kadar webinar yapmıştım, evet. Sonra tabii dolar arttı. Apple sağ olsun zam yaptı vesaire Tesadüfen derken ben de webinarları yapmamaya yapmamaya başladım. başladın. Şaka bir yana evet. En çok webinar yapan yazarlarımızdan biriydin. Şaka bir yana Türker benim çok eski dostum. Zaten 2006'dan beri beraber eğitmenlik yaptık. Tanışıyoruz. 12 yılın üzerinde bir mesai arkadaşlığımız var. Sağ olsun bilgisine de sunum kabiliyetlerine de çok güveniyorum. Hani böyle çok kendime rakip olacak insanları genelde davet etmiyorum webcast'lere O ama yüzden son senelerde azaldı da bu webinarlar, o yüzden dolmuştu evet açıkçası. yani işte HP Enterprise baskı yapınca ben mesela diyordum ki Türker gelmesin. Hani bu Özellikle değil mi? Hani HP anlatalım, sıkıntı yok ama Başkası Türker gelsin. anlatmasın diye. Artık nasıl bir yerden torpil yaptırdıysa dedi ki bu konuyu Türker anlatacak. Sağ olsun, içeride tanıdıklarımız var çok şükür. Eyvallah. Yeteri kadar baskı yapmışlar demek ki bu masaya oturduk. Eyvallah. Şaka bir yana hoş geldin tekrardan. Eyvallah. Hoş Seninle bulduk. Sağ uzun bir olasın. aradan sonra tekrar webcast yapıyor olmaktan çok büyük keyif duyuyorum. Çok goy goy olacağına inandığım için kendimi frenleyip konuya odaklanma adına bu geyiği burada bırakıp Şimdi benim tarzımı profesyonel. genelde biliyorsun. Hani Evet. goygoydan ziyade eğlendirmiyorsam öğretemiyorum. Doğru. Öğretiyorsam mutlaka eğlendirmeliyim. Evet, kısıtlı bir zamanımız var. Daha Evet. uzun zaman yaymış olsaydık daha fazla eğlenebilirdik ama ortalama 45-50 dakikalık bir webinarımız Doğru. var ve bu 45-50 dakikalık webinarda HP'nin OneSphere dediğimiz bir yazılımından bahsetmeye çalışacağım. Hizmetinden bahsetmeye çalışacağım. Hatta bu 45-50 dakikanın muhtemelen yarısında da uygulama olarak canlı canlı bu Süper. anlattıklarımızı ispatlamaya çalışacağım Yani bu açıkçası. portalı görebilecek miyiz? Evet, yani genelde bu tarz sunumları marketing olarak yaparız. Her yerde çok kolay olur, risksiz de olur. Evet. Anlattıklarımızın doğru olduğunu inanmalarını bekleriz Doğru. sadece. Ama bugüne özel sürpriz yapıp canlı canlı uygulama olarak göstermeye çalışacağım. Henüz ne Süper. olduğunu bilmiyoruz ama belki sen de bilmiyorsun. Birazdan anlatacağım ama Göreceğiz. bu OneSphere'in canlı demolarını da yapma şansımız var. Kendi ışığımı söndürmeye çalışıyorum. Parlıyorum. Okey. Devam. Davetin için teşekkür ederim. Evet, uzun Yaşarmışsın. yıllardan beri mesaimiz var. Ailecek de görüşüyoruz. Uzun yıllardan beri arkadaşlığımız devam ediyor ve inşallah daha da uzun süre devam İnşallah. edecek diye düşünüyorum. Hava güzel, atmosfer güzel. Evet. Zemin uygun. Zemin uygun. Herkes de müsaitse webinarımıza başlayalım. Sen biraz anlattın ama işte ismi Türker hatta tanımayanlar için muhtemelen birçok kişi tanıyordur şu anda listede ama son 3 yılımı Hewlett Packard Enterprise içerisinde Enterprise Architecture ile müşterilerimde çözümler bulmaya çalışıyorum. Bundan önceki geçmişimiz işte biliyorsun seninle beraber Evet. Microsoft tarafında başladık. Daha sonra ağırlıklı HP olmak üzere hemen hemen tüm üreticilerin eğitmenliğini, sağda danışmanlığını, proje yöneticiliğini yapmış biri olarak son 3 senede sadece HP markası ya da Baktım burada HP'nin rekabet markası var. Ben altında varım. Dedin ki ben alanımı değiştirdim. Microsoft alanında ilerleyemeyeceğimi düşünüp dedim ki ben kimsenin olmadığı başka bir yer bulayım kendime. O da baktım kimsenin bilmediği OneSphere diye bir yazılım var. Ben dedim bunun eğitmeni olayım. Bugüne de onu ayırdık. Şaka bir Sağ olasın. yana İnşallah faydalı bir webinar olur. İnşallah eğlenceli bir webinar olur. Biliyorsun birkaç sene öncesinde HP çatısı altında bazı ayrılmalar, birleşmeler oldu. Doğru. HP ya da HP çatısı altında çok fazla yazılım vardı ki Evet. bunlardan bazılarını sen de tecrübe etmişsindir bankada. Evet. Ben öncelikle şunu gördüm. Bu Micro Focus ayrılmasından sonra HP tarafında software katmanında konuya fokuslanmış yazılımlarla Fokus karşılaşıyoruz. gitmiş ama fokusunuz artmış yani. Micro Focus gitmiş ama şu anda tam da konuya fokuslandığımız yazılımlar var. Ki bunlardan bazılarını daha önceden konuşmuştuk. OneView dediğimiz, Evet. AI tarafında InfoSight dediğimiz, bugün konuşacağımız OneSphere dediğimiz yazılımlar benim görüp görebileceğim en basit ama
fayda maliyet analizi yapıldığında müthiş faydalı olacak olan bir yazılımdan bahsedeceğiz. Bunun gibi daha birçok yazılım var. Elo Amplifier Pack gibi. Bunların tamamından zaman geçtikçe ben bahsetmek isterim. Evet, güzel, güzel ürünler. Ya ben biraz şey yorumluyorum. Sana katılıyorum. Micro Focus'un ürün yelpazesi çok geniş. Çok böyle geniş. Olunca gerçekten ismi fazla. Evet Micro Focus ama gerçekten Focus olmak bir de HP Enterprise gibi veya eski isminde HP gibi bölünmeden önceki o kadar büyük bir yapıda bu kadar Focus iş yapmak çok zordu. Bence bu ayrılık aslında her iki firmaya da yaradı. Kesinlikle herkes için hayırlı oldu muhtemelen. Ve hani cloud'un nimetlerinden yararlanmaya başladık açıkçası. Evet. Önceden yazılımlarımızı sahada kurmak için bir efor sarf ederken bu tarafta cloud'un nimetlerinden faydasıyla... Tabii kurulmuş var, agent'ı veriyorsun. Bunun gibi. Evet. OneSphere de bu anlamda HP'nin software as a service dediğimiz dönemsel olarak sıkıntıları çözmek amacıyla çıkmış olan bir yazılım. Biliyorsun... Bizim eğitmenlik yaptığımız zamanlarda insanları ya da müşterilerini sanallaştırmayla tanıştırmaya çalıştığımız dönemlerde yani 2004-2005 senelerinde sanallaştırma diye bir dünya vardı deyip müşterilerimizi ikna etmeye çalışıyorduk. Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımızdaki aşamalara bakıyoruz. Sanallaştırmaya ikna ettiğimiz müşterilere daha sonradan otomasyon yazılımları var demeye başladık. Bir şeyleri otomatik yap demeye başladık. Ona da direnç gösterildi. Yani denildi ki ya ben zaten yapıyorum neden otomatik olsun? Ya ama, işimden gücümden olacağım. Evet işimden gücümden mi olacağım? Dedik ki yani bir tek zaman değil bu. Kendi deploy ettiğine sahibi ol, admin eforu, hani fayda maliyet bu toplam sahibi olma ruhu falan bunların tamamını müşterilerimize rapor olarak sunmaya çalıştığımız bir dönemle başladık açıkçası. İşleri karmaşıklaşmaya başladığı evet. Dönemde açıkçası bu. Private Cloud dedik ismine ve fazlasıyla birden fazla üretici Private Cloud adı altında yazılımlar çıkarmaya başladı. Daha sonra Public Cloud duymaya başladı. Public Cloud'da hizmetler verilmeye başladı. Biz HP olarak bir kere daha kendi kuruluşumu aslında şirketimi takdir ediyorum. Bizim bir görüşümüz vardı. Biz bu görüşü değişik dönemlerde farklı isimlendirdik ama şu anda Hybrid IT adı altında toplamaya çalıştık. Hybrid IT'ye de şunu dedik biz. Hybrid Cloud dediğimiz dönem de oldu. Private ya da on-prem çözümler asla ölmeyecek dedik. Ama geçtiğimiz 3-5 sene öncesine bakarsak, sen de belki bana katılırsın, fazlasıyla gözü kapalı public cloud'a geçişler başlamıştı. Ama gelindi görüldü ki şu anda HP'nin görüşüne denk geldi. Public'ten private'a dönüşler başladı. Ya da denildi ki, ya bir kısmının private'da, bir kısmının public cloud'da olduğu çözümlerin daha doğru. Bazen evlilik anlamında, bazen performans anlamında, evet. Bazen maliyet anlamında her ikisinin birden yararlanılması avantajımıza diye görüldü. Bununla beraber de çok fazla arz olmaya başladı. İşte public cloud'da isimler gelmeye başladı. Private cloud'da isimler gelmeye başladı. Hardware'sel çözümler var, software'sel çözümler var. Birden fazla modelle şirketler ne yapacağını belirlemeye çalışıyor. Şöyle destekleyebilirim seni. Çok açık bir örnek. Mesela Amazon uzun süre cloud tech'tir ve public'tir dedi. Uzun süre cloud tech'tir ve public'tir. Bunu savunanlar oldu doğru. Sana da katıyorum. Biz bundan 15 yıl önce sanallaştırma anlatmaya başladık. Bundan 8 yıl önce cloud anlatmaya başladık. İlk 2010'da Office 365 nedir diye makale yazmış 2010 yılında. Bundan 8-9 yıl önce. Gecede 10 tane yazdığım dönemde. Olabilir. Bu dirençle karşılaştığımız için normal ama şöyle sana katılıyorum. Amazon bile bugün Azure Stack vari bir platformu konuşuyorsa Hybrid IT, evet, Hybrid Cloud, HP'nin dediği gibi şöyle destekliyorum ve sözü tekrar sana bırakıyorum. HP bu konuda bence doğru bir vizyon çizmiş. Vizyonun doğru olduğunu gördüm ve gerçekten takdir ediyorum. Bazen gurur duyuyorum hani HP'de çalışıyor olmaktan dolayı. Yöneticilerim de şu anda tam diyecektim ya. Sen ya prim aldın ya alacaksın. O aradasın. Verirler belki şu cümleden sonra. Evet. Amazon'un da Azure Stack gibi çözümünün geldiği dönemde HP'nin ne kadar doğru söylediğini hepimiz görüyoruz. Sadece public değil, yani on-prem çözümleri de göz önünde bulundurmak zorundayız. Ama bakıldığında şimdi böyle bir karmaşa var artık. Public cloud'a mı gideyim, ya geri dönüşler başlamış, on-prem'e mi gideyim, yarısını public'te, yarısını on-prem'de mi bırakayım, hibrit bırakayım, hibrit çözümler. İnanılmaz fazla bir software yığınına dönüştük. Çünkü bu public'ler
private'ların arasında otomasyon yazılımları, package'ler, image'ler falan denildiğinde hatırlar mısın bilmiyorum 10 sene önce kurulum gerektirmeyen yazılımlar vardı ve bunları paketleyen yazılımlar vardı. Evet. İşte ben 10.000 in 1 gibi bir yazılım kullanıyordum evet. mesela. Hiçbir şey kurmaya gerek kalmıyordu. Tıklıyordum yazılım çalışıyordu. Evet. Abi buna döndü. Yani insanlar bir portala gidip benim buna ihtiyacım var evet. diyor ve bu otomatik olarak yaratılıyor ki bugün uygulamasını yapacağım. Bu sadece sanal makineyle başlamıştı. Artık bu bana bir database ver. Bana bir mail hizmeti ver. X, Y, Z hizmeti ver noktasına geldi. Ama birden fazla tool var artık. Evet. Bakıldığında bunlar hangisi burada dursun, hangisi orada dursun. İşte hani exchange eğitimi veriyorduk. 365 oldu. Evet. 365'te sıkıntı olursa exchange'e mi dönelim ayrımında hangisi orada dursun, hangisi orada dursun. Şirket stratejilerini belirlemesi gerekiyor. Ve bakıldığında şirketlerin belirli oranlarda büyüklüğüne ya da küçüklüğüne göre bu stratejiyi belirlemesi gerekiyor. Bu dönemde inanılmaz karışık oldu. Kompleks bir yapı haline getirdi. OneSphere tam olarak bu aşamada buna çözüm olmak için çıkmış olan bir yazılım. Bakıldığında hani biz IT adminlerine neye ihtiyacı var? İşte bu operasyonu yöneteyim ama daha basit indirgeyerek yöneteyim. Şirketin developerlarına bakıyoruz. Developer diyor ki ya bana işte 2 GB'lık bir DB ver. Şu instance'ı ver. Yani ben senin altyapınla uğraşmayayım. Sana da gelmeyeyim. Evet. Bana SQL sunucusu ver derken şunu hazırla gibi bir şey beklemeyeyim. Hı. Benim database'im her zaman hazır olsun diyebiliyor. O zaman da DevOps diye bir kavram çıktı. Evet. Infrastructure as a code diye bir kavram çıktı. Biliyorsun daha önce webinarını yaptık. Synergy dediğimiz platformda adam tek bir kodla kendi database'ini alıyor. Tabii. Ama ben Synergy'de onun sunucusunu, network'ünü, her şeyini hazırlıyorum evet. mesela. Aslında auto-provisioning yapıyorsun. Evet. Sanal taraftaki yetenekleri o Synergy tarafında fiziksel katmanda gerçekleştirebiliyorum. Ama developer'cının bundan haberi yok tabii ki. Yani DevOps dediğimiz adam single line dediğimiz bir evet. kod yazıyor. O kodda kendisine database'i alabiliyor. Ben buna çözüm bulabiliyorum. Bu kadar karmaşık varken business tarafı da diyor ki kaç para? Kaç para? Hangisi pahalı? Evet. Yani şu anki benim çözümlerim arasında kim daha fazla para harcamış? Bunun raporlaması ya da bu kalemlerin çıkarılması tabii gerekiyor. Doğru platformda mı? Yani bir iş ihtiyacı var. Bunu şu anda günümüzde çok görüyoruz. İşte geleneksel IT'ci geliyor, geleneksel ürünler alıyor. OCG Cloud'da veya Private Cloud'da veya Public Cloud'da ve outsource ettiğinde veya illa mevzu Cloud'da değil, bir ISP'ye bir data center'a bile koyduğunda belki daha ucuz olan bir şey. Basit, gerçek bir örnek vereyim. Adam render yapacak. Haftada bir iki belki gidiyor workstation makine alıyor, lisans olarak bilmem ne alıyor. Sonra biri geliyor diyor ki ne uğraşıyorsun ki? GPU'lu bir tane makine alsaydın, açaydın, GPU'yu render yapaydın, kapataydın. Bir bakıyorsun 7'de 1, 8'de 1 maliyet. Şimdi bundan kaçmaya çalışıyor bazı IT'cilerimiz ya. Hani böyle köşe bucak yeni teknolojiden kaçınıyor ama bu bir yerde duvara çarpacaklar. Birileri gelip bunu söylediğinde arkadaş bundan haberi yok mu? Yok. Niye? Çünkü ilgilenmiyorsun. Tam da OneSphere bu anlamda bir çözüm bulacak Hakan. Tam da dediğin örneğe çok uyan bir software as a service çözümü. Evet. Yani on-prem'de çalıştırıyorsun ama Azure'da olsaydı ne kadara mal olacaktı? Ya da sen Azure'da çalıştırmışsın ama Amazon'dan alsaydın ne kadara mal olacaktı? Ya da Amazon'dan da Azure'dan da on-prem'den de aynı hizmeti almışsın ama sana ne kadara mal oluyor kostunu bilmiyorsun. Software as a service dedin. O zaman bu altyapısı sizde. Yani kurulumu kim yapıyor bunu? Ben yapıyorum arkadaş. Bir tek ben biliyorum. Bir tek sen biliyorsun. O yüzden sen geldin benim kesti. Bildiğim yanlarından bir tanesi. Cloud'un neyden yağlanıyoruz demiştim ya. Evet. Herhangi bir kurulum yok. Yani altyapısı bizde olan software as a service deme nedenim de o. Biz SaaS alıyoruz. Office 365 gibi parayı veriyoruz. Ben sana bir portal veriyorum ki birazdan beraber bu portala gireceğiz. Bu portala girdiğimizde siz kendi platformlarınızı yönetmeye başlayacaksınız ve bu dediğim Azure'da, Amazon'da, Cloud 28'de, Azure Stack'te hangisinde ne kadara mal olmuş bu çözümler karşılaştırmalı raporlarını alabileceksin. Ya on-prem en doğru çözümmüş deyip on-prem'e yönelebileceksin ya da Azure'a ya da Amazon'a. Bu konu yöneticiler için çok önemli. Biz genellikle IT pro'lar için veya işte developer'lar için hani anlattığımız konular biraz da C-level'ın bir tık altı oluyor. Çünkü sebebi teknik ağırlıklı bir komüniteyiz bu. Evet. Ama şimdi söylediğin şeyden şöyle bir
yorum çıkarıyorum. Bu senin ürünün günün sonunda işin paydaşlarından biri olan C-Level veya iş ailesi veya işte business tarafına da dokunuyor. Yani business de bu portala girip anladığım kadarıyla belki oradaki server storage'un kesmeyle ilgilenmiyor ama kabaca ya arkadaş benim atıyorum X bir işim var. Render, backup, işte ATM, kredi kartı, internet sitesi, alışveriş sitesi. Onun altyapısının kostuna bakabiliyor. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle. Hatta şöyle bir güzellik yapmış. Uygulamada göstermeyi tercih ederdim ama yeri geldiği için söyleyeyim sadece. Öyle güzel role-based access yapmışlar ki işte sen admin'sin, ben owner'ım, o analist, o yönetici. Olduğunu kesemiyorum ben zaten. Zaten kesemiyorsun herhalde. Yani ben öyle bir portal vereceğim ki adama, adam girip sadece şunu görecek. Proje 1, maliyet 1. Proje 2, maliyet 2. Ya da proje 1, bu proje 1 içerisinde Hakan Uzuner $1,000'lık bir şey yapmış. Evet. Türker hatta 1,100 yapmış. Türker seninki neden 1,100? Çünkü Hakan Amazon'dan yararlanmış, Türker on-prem'den yararlanmış, Türker buraya dön gibi raporu görebilecek. Sadece bu raporu görecek bir portal verebiliriz adama. Güzelmiş. Ya da sadece LinkedIn çekiyor adama. LinkedIn verebiliriz. Tamamen teknik oldu ama ne demek istediğinizi anlamış tabii çok kişi. Evet. Amacımız işte bu anlamda OneSphere'i çözüm olarak müşterilerimize sunmak. Zaten software definelaşma anlamında Hewlett Packard Enterprise olarak on-prem'de çözümler sunmaya başlamıştık. Yani biliyorsun Synergy dedik, Simplivity dedik, evet. Azure Stack dedik, evet. Bunların merkezi yönetimi OneView dedik. Yapay zekayla güçlendirmeye başladık bu yazılımlarımızı. Karmaşayı azaltmak için. Nimble Storage'da bir webcast yapmıştık. Bayağı yapay zekayı konuşmuştuk. Beni bayağı etkilemiş. Nimble'da değil mi yanılmıyorsam? Nimble'da ama o bir başlangıçtı Hakan. Konumuzla alakası yok ama biz 2017 Nisan ayında ya da Mart ayında Nimble diye bir firmayı satın aldık. Storage firmasını. O firmanın InfoSight diye entegre gelen bir çözümü vardı. Yapay zeka çözümü vardı. Data center'larda yapay zeka diye Nimble'la ilişkilendirilmiş bir çözümümüzü anlatıyorduk o zamanlar. Sadece storage özelinde değil, storage'a bağlı cross-stack analiz yapabilen bir yazılım. Başlangıçtı. Biz sonra bunu Tripwire storage'umuza ekledik. Prolean serverlarımıza ekledik. Yani açıkçası artık data center'daki tüm bileşenleri bu yapay zeka çözümünde değerlendirebiliyoruz. Nimble'da başlamıştı. Hemen hemen bütün portföyümüze yayacağız muhtemelen bir sene içerisinde ki Prolean serverları bunun içerisine dahil etmeye başladık bile. Yani basitleştirebilmek adına uygun çözümlerimiz vardı. Ama public cloud'umuz yok bizim. Public cloud, Amazon gibi, Azure gibi, Cloud 28 gibi çözümleri de merkezi olarak görebildiğimiz bir yazılımla aslında benim tabir ettiğim işlerin her şeyini kolaylaştıracağımız, çok basitleştireceğimiz bir çözüm olacak. Bu OneSphere ile beraber bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Sunumu çok uzun tutmayacağım. Software as a service, OneSphere. Bir portalımız var. Bu portala girdiğimizde şu anda 4 tane cloud, public cloud'u. On-prem'de de 4-5 yenileri geliyor, ekleniyor. Single bir server'ı da. Açıkçası birazdan uygulamada göreceksin. Kendi notebook'umuzu da bir destinasyon olarak gösterip birazdan göreceksin ne demek istediğimi anlayacaksın. Bu platformdan yönetebiliyoruz. Hem public hem on-prem'deki çözümlerin tamamını tek merkezden görmek, böyle bir yazılım yok şu anda. Ne kadar kolay olduğunu da ispatlamaya tamam, çalışacağım. Söyleyecektim. Rekabet nasıl diyecektim? Rakibi yok mu şu anda OneSphere'in? Bu seviyede yok. Mesela VMware'in de buna özel yazılımı var. Ama bakıldığında fokuslandığı yer takdir edersen ki neresi? VMware. Yani atıyorum bazı yazılımlar public'e gateway olarak çıkma ya da public'ten yararlanma extension olarak yapıyor. Ve bu her şeyin centralized hali olarak karşımıza geliyor. Uygulamada da daha bir detaylı görmüş olacağız. Demo'da, evet. İşin özeti şu. Bazen öyle bir projeye ihtiyacımız var ki bir kısmını private'da, bir kısmını public'te ya da on-prem'de, public'te yararlanmak en doğrusu olabiliyor. Mesela sen daha iyi bilirsin. Azure'da, Amazon'da iyi olan özellikler vardır. Mesela söyleyebilir misin? Öyle bir proje yaratalım ki Hakan, biraz sonra uygulamasını yapalım. Projemizin ismi Hakan Türker olsun ama nerelerden yararlanacağımızı, hangi özelliklerden yararlanacağımızı bulalım. Aslında sevdiğim bir soru. Çünkü ben müşterilerimize gittiğimizde ekip olarak danışmanlıkta en büyük farkındalığımız şu oluyor. Müşteriyi dinliyoruz.
iş analizi yapıyoruz ve masada workloadlar oluyor. Diyoruz ki bunlar sizin iş yükleriniz. Sonra diyoruz ki atıyorum şu iş yükü bizce on-prem'de kaldı. Bu iş yükü public cloud'da kalmalı. Bu iş yükü atıyorum outsource ve private cloud'da kalmalı diye biz bu işi aslında manuel danışmanlık da yapıyoruz. Evet. Tabii bunun örnek verebilir misin? Bu iş dediğimiz ne olur mesela? Şöyle Azure söyleyeyim. Şimdi Amazon, tabii, şimdi Amazon ve Azure arasında direkt ben böyle spesifik işte atıyorum biri machine learning'de iyidir, diğeri AI'de iyidir. İşte biri cloud storage'da iyidir, diğeri atıyorum Cosmos DB'de iyidir demek istemiyorum. Çünkü bu herkesin yoğurt yiyişi farklı ama şu anda bizi dinleyen ve Amazon'da, Azure'da, Google Cloud'da iş yapanlar şunu diyor. Mesela yazılımcılar Google Cloud'ı seviyor. Niye? Bir ucuz, ikincisi arayüz ihtiyacı yok ve çok hızlı çalışıyor. Ama IT Pro'lar Amazon ve Azure'u seviyor. Neden? İşte arayüzü basit ama ona göre bir nebze pahalı. Şimdi bu birkaç örnekten biri. Bunu arttırabiliriz ama günün sonunda şöyle bir olaya baktığımızda şu bir gerçek, realite. Günümüzde bir proje yapılacaksa, bunun birden çok sacaya varsa, ilişkili olduğu platform varsa Azure'da X bir çözümün daha hızlı ve daha ucuz, Amazon'da Y çözümün daha hızlı ve daha ucuz, Google'da Z çözümün daha hızlı ve daha ucuz olduğunu biliyoruz. Ama problem ne biliyor musun? Bunu biz uygulayamıyoruz. Uygulayamamızın sebebi yönetemiyoruz. Bu yüzden çoğu projemizde biz bu artı ve eksileri görsek dahi toplam yüküne bakıyoruz. Amazon'da yaparsam kaç para ama hepsine. Yani bu işin compute tarafını da, network tarafında, security tarafında, reporting tarafında topluyorum. Aynı bileşenleri bunu arttırabilirsin, database tarafı da ekleyebilirsin. Aynı database, compute, network, security, monitoring bandını düşün. Üçünü de koyuyorum. Ya en ucuz Azure veya en ucuz Amazon veya Google diyoruz. Oysa ki bunları görebiliyorsa ben de müşterime, ki ben manuel hesapladığımda görebiliyorum ama şu var. Yönetelim dediğinde müşteri bize diyor ki ya biz o işten başa çıkamayız, sen yönet de ben o aradaki farkı danışmanlık olarak alıyorum zaten. Bu arada sen benim o zaman ekmeğime kan doğuruyorsun. Tam onu diyecektim. Burada senin işine bağlı olmak istemezdim ama OneSphere bu anlamda bu boşluğu doldurmuş bir yazılım olarak görünüyor. Şimdi sahadaki bu tecrübelerinden yararlanarak özellikle sana kurdurtmak istedim bu cümleleri. Vay ama arkadaş, şunu öğrendim. Sıra bana geldi. Şunu öğrendim. Evet, OneSphere bu alanda çok iş yapacak. Çünkü ama sana da hizmet verecek. O zaman ben de öğreneyim. Evet. Satarız biz bunu. Biz bunu satarız. Evet, kesinlikle satarız. Hani öyle bir projemiz olsun ki o zaman evet, on-prem'de de, Azure'da da, Google'da da bileşenlerden oluşan. Ya senin de topyekün değil ama ben bunu öğrendiysem belki de ilk başta bir ilk projemiz topyekün olacak. Evet. Ama sonra bunların hangileri nerede ucuz olduğunu ben öğrendikten sonra bunları dağıtabileceğim. Şurada haklısın, sözünü kestim. Ya bu şu komplekslik falan dedik ya mesela. Şimdi adama desem ki şu uygulamayı Google'dan al, şunu Amazon'dan al, bunu on-prem'den al dedim. Ya diyecek ki arkadaş, on-prem'de VMware'i öğreneyim, burada evet, Google'ınkini öğreneyim, burada Amazon'ınkini evet, öğreneyim. Ben diyeceğim ki hayır, OneSphere'i öğren. Onlarla ilgilenme. OneSphere'den geleceksin, ne istediğini, burada ben sana bir portal sunacağım. Bu portalda ne istediğini yalnız söyle. Yalnız beklenti şu anda. Ben sana söyleyeyim. Hazırım, hazırlıklıyım. ne istediğini söyle, istediğin destinasyonu seç, orada deploy edesin. Bunun kostu da yöneticilere gelsin, bunu görsün diyebiliriz. Bu anlamda bize inanılmaz faydalı olacağını düşünüyorum. Şunu anlatmaya çalışmıştım bu sunumda. Birden fazla işte platform var. Evet. Öyle bir projeye ihtiyacımız var ki Hakan, tam da şu ortada olması göbeğinde gerekiyor. Evet. Evet, sadece en sağdaki Amazon içerisindeyse OneSphere yine anlamlı olabilir raporlaması vesaireden dolayı ama şu ortadaki projeler OneSphere'in tartışmasız. Buradaki HP'yi donanım olarak mı görüyoruz? Donanım ekosistemi değil mi? Sinerjisi, simplicity'si, evet, yani on-prem'deki donanım çözümleri. O zaman tadından yenmiyor. HP ekosistemim var. Ki yani şey olabilir, mesela bir loyalty işi yapacaksan, sadakat, kasadan işte peynir geçirdin, zeytin alacağım falan. Burada en önemli şey nedir? Latency. Yani dersin ki latency en nerede? Düşük lokalde. Latency tarafını lokale alıp, iş zekası, CRM tarafını buluta koy. Evet. Hani böyle bir projede kesinlikle. Yani şimdi iş zekasını on-prem'de yapalım desek çok yani maliyetli. Takdir edersin ki evet, maliyetli. Bir dönemsel bir ihtiyaçsa evet, aşırı maliyetli. O yüzden bu tarz çözümler daha avantajlı olabilir. Yavaş yavaş özetine doğru geliyorum. Çünkü uygulama tarafına doğru geçeceğim artık. OneSphere'de bir portal veriyoruz dedik. Evet. Bu portalda 4-5 public cloud'u, 4-5 on-prem çözümünü entegre ediyoruz. Tek bir ekrandan bunların tamamını merkezi olarak görmek ve yönetmek üzerine bir software as a service hizmeti veriyoruz OneSphere ile beraber.
IT ekibine farklı bir portal ya da IT ekibin istediği neyse ona hizmet. Business tarafa farklı bir portal da developer'cılara farklı bir portal sunabiliyor. Portal aynı ama arayüz değil mi? Arayüz değişmek. Yani portal aynı, aynı adresten girecekler ama girilen kullanacağı password'a göre, yetkilendirmeye göre farklı şeyler görecekler anlamına gelebiliyor. Yani ben admin olarak bütün projeleri görüp bir projeye sadece seni admin yapsam sen portala girdiğinde o arayüzü sadece kendi projeni göreceksin anlamına gelebilir. Kendi projenin admini de olabilirsin, portal admini de olabilirsin. Buna ben niye özellikle soruyorum? Olgunlaşmış bir ürün diyor. Çünkü ürünlerde delegasyon en sona bırakılır. Oysa olgunlaşmış bir üründeki en önemli şey o. Yani delegasyonu bitmişse bir ürünün olgunlaşmış bir üründe. Bunu geliştirmeye başladılar son zamanda. Eski yazılımlarda şu oluyordu. Bizim platformlarda da öyleydi. Yani evet. Atıyorum read only verildi. Evet. Adam her şeyi görürdü. Her şeyi görür. Her şeyi görür ama read only. Read only. Her şeyi görür modify, her şeyi görür full access olurdu. Evet. Dolayısıyla bu bir sistemsel bir sıkıntıydı açıkçası. Evet. Niye başkasının projesini görsün ki adam? Tabii ki. Biz şimdi ne yaptık? Herkes kendisine spesifik bir arayüzle karşılaşıyor. Dolayısıyla bu anlamda birçok yazılım böyle değiştirdi arayüzünü diyebiliriz. Hem cloud tarafında hem de on-prem tarafında işlerimizi kolaylaştıracağımızı düşündüğümüz bir portaldan bahsediyoruz dedik. Bu portalın isminin de OneSphere olduğunu söyledik. Teorik olarak marketing slaytları bu kadardı. Şu ana kadar bile risksiz olanlardı. Evet, malı görelim. Hiçbir risk yaşamadım. Gördüğün gibi anlattıklarımın doğru olduğunu inanıyorum. Ben de yandan gazladım. Eski arkadaşım yani, dostumdu yani böyle. Hiçbir sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Bunlar bu kadardı. Genelde böyle eğitimlerde böyle rahat geçer ya. Uygulamalara gelince niye çalışmadım moduna girer. Murphy deri çıkardı. Eskiden sanal makineden diyorduk. Türker'le beraber eğitim verirken virtualization çok yenildi. Gerçekten hani 2000-2004 yılları arası, 2005-2006 sonra gelişti ama hakikaten çoğu şey sanaldaydı ama bazen de itiraf ediyorum bir şey çalışmazdı. Öğrencilerle göz gözü gelirdik. Sanaldandır ya derdim. Sanaldandır. Sunumlarda çalışıyor da ama uygulamada çalışmıyor. Abi, muhtemelen bir çözümdü. Gece gündüz çalıştığımız için labı yetiştiremiyoruz. Böyle şeyler oluyor. Tamam. Şimdi bir soralım arkadaşlar. Arayüz geliyor mu şu anda? Chat ekranından bir bakalım. Sana çok kurcalama uyarısı mı geldi? Evet. Tamam geliyor. Herhalde görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tamam portal yazılar falan da iyi görünüyorsa Hakan kızdı çünkü 4K çözünürlüğümü full HD'ye çekmek zorunda kaldı. Workstation laptopunu getirmiş 4K çözünürlüğü ayarlamış webcast yapmak için bekliyor. İşte, o da benim acemiyle bu zamandır yapmayınca böyle oldu. Tabii. Senin en son webcast yaptığında 4K yoktu falan diyormuşum. Yok geçen sene yaptık ya. Şimdi OneSphere dediğimiz portal bu Hakan. Çok özür dilerim. Tamam. Geliyor, görüyoruz. Latency var. Latency var, tamam. Şöyle direkt logout olaraktan başlayalım. O can canlı bir ekranı var. Kurulum dediğimiz ekran bu. Yani kurulum. Şuradaki... Sen kuruyordun değil mi? Sana özel adres bu Hakan. Hı-hı. Şu kısmı, evet. Yani subscription'ı aldığın zaman şu kısım sana özel geliyor. Diğeri standart domain. Dün akşam bunu bana verdiler. Bu isim de verdiler. Bir kullanıcı adı password veriliyor. Bu kullanıcı adı password ile beraber buraya login oluyoruz ve anlattıklarımızın ne kadarı doğru ne kadarı yalan birazdan bakıyorum Deniz ne yazmış. Takılıyor. Valla bu portalın admini o. Dünden beri konuşuyorum. Şöyle bir talihsizlik yaşadım. Evet anlat ben çok güldüm ya. Şimdi bu webinarı hazırlarken bu bizim kendi POC portalımız tabii ki. Ben bu OneSphere'e işte tarihi biliyorsun bir ay önceden beni geliydi. Ben bir ay önceden bugüne özel rezervasyonlarımı yaptım. Öncesinde de arayüzüne alışabilmek için kendime de rezervasyon yaptım. Kendim de T zamanda girip arayüzde neler yapacaksam hani demonun demosunu kendime yaptım. Her şeyini hazırladım. Dün sıkıntılar olmaya başladı. Kataloglar görünmüyor. Bir şeyler menüler eksiliyor. Bir sıkıntılar olduğunu anladım. Ben bu adama yazdım şu an o Deniz denilen adama. Adam dedi ki ya biz o POC portalını değiştiriyoruz. Dedim ne zaman? Abi ne zaman? Yarın. Yarın. Ya dedim benim bir webinarım var yarın. Dediler hani şu anda bu süreç başladı bir geri döndüremeyiz falan dediler. Ya dedim ben ne yapacağım yani sunum yapıp bitireceğim gibi. Evet. Dediler ki kimseye söyleme şu yeni portalın erişim izni sana verelim. O zaman ilk diyorsun bu. Şu anki sıkıntım ve heyecanım da o Hakan. Bu tamamen yeni arayüz. Çok iyi. Ama iyi oldu. Yeni portal. Eskisinde birçok şey çalışmıyordu. Ben bu adamlara yazdım niye çalışmıyor diye. O zaten bilinen hatalar bunlar. Yenisini düzelteceğiz dediler. Yenisi ne zaman dedi? Yarın dediler. Dedim mükemmel oldu zamanlama.
şey gibi, benim de Amerika uçuş zamanıma havalimanı taşınma denk gelme gibi bir durum vardı. Abi dedim, bu kadar talihsizlik olur mu ya? Bu ona benzemiş yani. Tamam, şimdi login evet. olduk. Evet, o adresi bildikten sonra sistemimize giriş yaptık. Default'ta bizi provider denilen kısımda karşıladı. Provider dediğimiz kısımlar, evet, on-prem'deki çözümlerimiz. Hı-hı. Buraya eklenen public'teki çözümlerimiz. Mesela burada sisteme benim eklediğim public account Amazon'u ekledim. Amazon. Yani bu Amazon'un buraya eklenebilmesi için bu adamlar bize ilgili keylerimizi, public keylerimizi veriyor. Access keyleri veriyor. Access keyleri buraya ekliyoruz. Şu anda gördüğünüz şu rakamlar şunu söylüyor Hakan. Rating kısmı belli oranlarda sahadaki 3 tanesinin ortalaması. Gönül ister ki, yani istiyor ki burası 1000 olsun. Buradaki rakamın küçük olması 1000 üzerinden 706'sından yararlanıyorsun anlamına geliyor. Yani şöyle diyor ki, aldığım portal 1000 üzerinden 1000. Tamam. O tarafta bir performans sıkıntısı yok. Yedeklik sıkıntısı yok evet. ama otorizasyon anlamında kullanmıyorsun diyor. Yani şu kadarını 1000 üzerinden açmayalım. Biz bunu açmayalım. 1000 üzerinde 22 kullanıyorsun diyor. Ve bu ilgili oranlarda çünkü demo olduğu için değil mi? Tabii ki demo. Yani bu şu anda bir tek ben kullandığım evet. için açıkçası. O kadar yorabildim şu anda. Koskoca Amazon'u 22 otorize ettim 1000 üzerinden. Tabii senin tenant'ını yani. Hani Amazon değil evet. mi? Tabii ki. Evet. Benim tenant'ımı. Private zone'lar işte eklenmiş data center'lar. Şu an eklediğim üçüncü data center'a bakabilirsin Hakan. Onu biraz önce kendi notebook'umu data center olarak ekleyebilme ben başardım. Akisar ismini yazdım data center'ıma. VMware ortamlarımız, on-prem'deki security, sinerji gibi ortamlarımız burada zone ismiyle adlandırılıyor. Aslında bunlar yararlanabileceğim destinasyonlar. Ben OneSphere'i anlatırken ne demiştim ama public'ten de yararlanacağım, evet. on-prem'den de yararlanacağım. Tabii diyeceğim storage on-prem'den var, compute'u gibi. Ya da biraz sonra sanal makine yaratırken git Akisar'da yarat bu sanal makineyi diyeceğim. Şartı ne? VMware platformu mu olması gerekiyor? VMware, KVM ya da Hyper-V? Öksüzü. Ya yok değil mi? Hyper-V road dediğimizde var. Ya bırakın acımışsın. Azure Stack'in olduğu var sayılırsa ki Azure Stack var. Hyper-V de ben Azure bu deneyse şimdi soruyorum. Var. Azure Stack var. Azure birden toparladınız. Evet. Çünkü Azure bu aralar ben Azure Stack'la bayağı iyi bileyim çünkü birkaç böyle kıpırdanma oldu. Birkaç tane seni ben takip ediyorum. Evet, güzel. O zaman belki çakışabiliriz. İnşallah. Çakışmayın, öpüşebiliriz. Öpüşelim yani. Burada data center'larımızı görüyoruz. Bu data center'larımız biraz önce Amazon'daki yeni utilizasyon oranları görünecek. Burada biraz daha yukarıdayız. Çünkü biraz utilize edilmiş. Bakın kaç gigabaytlık sanal makine var. Anladım. Ki ben bu sabah... Mesela burası neresi? Şu an Cenova'daki bizim data center'ımız. Anladım. Oradaki bildiğim fiziksel bir data center'daki... Orada bakın... Burada bir VMware ESX ortamından bahsediyoruz. Bir cluster var. İçerisinde 7 data store var. Anladım. 2 tane server var. Hani alt detaylarını burada görüyorsun. Peki bir şey soracağım. Muhtemelen VMware support olduğu için altta başka bir marka server olması sizi ilgilendirmiyor mu? İlgilendirmiyor. Licenslerden çekeceği için. Abi biz HP olmasını gönülden tercih ediyoruz. Daha iyi çalışacağı için. Tabii daha iyi değil mi? Sinerji platformunun gücünden yararlanabilecek. Uyuk değil mi hocam? Uyuk. Daha önemli. Yok, şaka bir yana. Ciddi bir soru soruyorum. Yok, marka bağımsız. Marka bağımsız. Çünkü okay. Burada bir sentrede data sunacak ki biraz önce hani notebook'u data center olarak... O sende ne var bir? Kendi notebook'un üzerinde bir center açtım. Çok iyi ya. Ekleyebildim. Bir marka bağımlılığı yok. Utilizasyon ve ratingini görüyoruz. Günlere göre de bunun detaylarını alabiliriz. Bayağı bildiğin on-prem ortamı ekliyorsun. On-prem ve public ortamları ben bu... Bugünkü demoları yapabilmek için ekledim. Yok, çok iyi. Bana verilen yetkiler dahilinde hangi data center'ların eklenebileceğini bildiğim için ekledim. Şu noktalar senin şu anda şey mi? Turuncu olan mesela atıyorum evet. Avrupa bölgesindeki evet, Amazon data center. Evet, evet. Yalnız burası Akisar, şu yeşil olan yer. Tamam, Türkiye. Benim Akisar olarak tamam. eklenilen yer. Bunlar evet, diğer data center'ların nerede olduğunu gerçekten bir Afrika'da mı? Yani şunu yaratan adam, şu private zone'larda, şurada East Afrika diye yaratmış anladım. Yani bunu... Ben yazıyorum ya, biraz önce Akisar'ı da ben yazdığım için söylüyorum. Anladım. Doğruysa bunu eklerken bir haritada nokta koymanı da istiyor. Yani bu manuel konulmuş bir nokta, yalan söylemeyeyim. Tamam. Dolayısıyla adam orada East Africa yazıp şurayı da işaretleyebilir. Yok şey diyelim, Amazon web data center'larının yerini paylaşma konusunda çok kötü olduğu için şaşırdım. Yani siz dedim bir bug bulduysanız. Yok, yani nokta işaretleme yeri. Access key verince öyle çat diye data center çıkıyorsa süpermiş.
Bu görsel bir şey bu. Tamam. İstediğin yerleri işaretler. Bir sağda bir solda bak. Yok tabii tabii. Sonuçta ben daha bir subscription alıyorum. Azure'da da şimdi Amazon o kadar uzman değilim. Ben mesela atıyorum West US, East US. Hani coğrafi olarak aslında biliyorum. Başka bölgeler tercih etmeye çalışıyorsun. Tabii tabii. Evet. Bunu göstermek için bu noktalar sembolik olarak anlam ifade edebilir. Kişiler buradan ekleniyor. İşte seni admin olarak mı, proje olarak mı? Tek Türk sensin herhalde. Şu anda tek Türk, evet. One Spirit'e tek uğraşan Türk benim. 5, admin 10, olarak ilgilim. Bayağı 14. Bir adam var bu arada. Worldwide'de bir tek şu anda Türk olarak ben varım. Muhtemelen bu adamlar Akisar'ı görünce... Yaz orada çocuk bak. Akisar'ı görünce biraz heyecanlanacaklardır yani. Türkçe karakter... Yok yok takılıyorum ya. Tamam, adamsın ama ya. Direkt adam yazacak. Yazdı ya. Vallahi bravo. Görsünler diye. En önemli kısımlarımızdan bir tanesi katalog registry'ler. Nedir? Yani, katalog registry ne Hakan? Mesela vCenter'ı eklediğimizdeki template'ler, mesela katalog, şablonlarımız. Ben buraya kullanabileceğimiz mesela kataloglar. HP katalog, HP'nin izin verdiği kataloglar için neler geliyor? Hani HP'nin Kubernetes, Docker, yani bunların kurulumlarının hazır halleri. Anladım. Hani biraz önce DevOps'lar için her şey hazır gelsin evet. Diyorum ya. Şimdi adam SQL istiyorum dediğinde bir şeyler kurulmasın. SQL hazır olsun. Hazır olsun. Oracle hazır MySQL, olsun. MySQL, Oracle, tamam. Windows, Linux bunları tamamı hazır olsun ki birazdan bunları zaten deploy ettireceğiz. Bu katalogların görülebilmesi için önceden buraya ekliyoruz. Anladım. Docker'daki bütün kataloglar benim buradaki OneSphere arayüzünde görünüyor olacak. Ve ben Docker'daki hazırlanmış, Docker GitHub gittiğin zaman bir sürü şeyler var biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Oradan herhangi birini seçip herhangi bir platformda deploy edebileceğim. Bunun zor bir işlem mi bunları tanımlamak? Yok, et kadar kolay. Anladım. Bunu et dediğimizde ilgili adresi yazmak kadar kolay. Anladım, çok iyi. Tabii ki yöneticileri ilgilendiren kısım, ilgili ortamları eklendiği public cloud ortamları ki bana ikisini eklettiler. Amazon ve Azure eklettiler. Muhtemelen limitasyonu vardır, hani sınırsız bir şey deploy ettirmeyeceklerdir. Evet. Ama bu ikisini ben sisteme dahil ettim. Ya, hemen makine açalım. Her şeyim hazır. Evet. Insight kısmına sonra geleceğim. Tamam. Kataloglar kısmından başlayayım. Burada şu an benim register ettiğim bütün kataloglar duruyor. Yani biraz karışık geldi diyorsan filtre koyabiliriz. Yok ya çok şey varmış güzel. PHP. Mesela ben bunlardan sadece hani HP kataloglarını göster bana diyebilirim. Evet, daha güzel oldu. Zaten bir tane gelecek. Kubernetes evet. Cluster kurma tamam. Kataloğu. Aha. Ya da bununla beraber VMware template'lerini göster diyebilirim. Çok iyiymiş evet. Bu şekilde Docker app var. Evet. Docker app var. Sadece Docker app'ı göster diyebilirim. Böyle bir filtreleme mekanizması güzel var. Güzelmiş. Birazdan bununla alakalı uygulamalar tekrar yapacağız. Bu sayfa evet. Tekrar geleceğim. Son linkim. Burada 5 tane link var zaten. Evet. Proje kısmı. İşte bu biraz önce konuştuğumuz benim bir projeye ihtiyacım evet. Var. Bu proje sırf Amazon'da da olabilir ya da bir kısmı Azure'da, bir kısmı on-prem'de, bir kısmı public'te dediğimiz senaryonun gerçekleştirileceği kısım. Ben buraya bir proje yarattım. İsmine Tata Proje dedim. Aha. Bunu Azure'la ve Amazon'la ilişkilendirdim. Bir de gittim on-prem'le ilişkilendirdim. Dolayısıyla hani o kataloglardan herhangi birini deploy ederken üçünü birden kullandırtabilirim. Bir buraya yap, bir buraya, bir de buraya yap diyebilirim. Sadece buraya yap, buna başka birini yap. Karşılaştır parasını aha. Diyebilirim açıkçası. Daha önceden yarattığım ki bunu uygularken yarattığım şeyler de bunlardan bir tanesi. İlk katalogumuzu o zaman yaratalım artık. Hadi konuştuk. Bayağı 40 dakikamızı aldı. Hadi bakalım. İki tane katalog deploy edeceğim. Üçüncüye zaman kalırsa onu da yapacağım. Yani zamanı verimli değerlendirmek açısından hemen başlıyorum. Şimdi şuradan sağdaki filtrelerden de bulabilirim. Hı-hı. Bir işletim sistemi deploy edelim mesela. Ubuntu yapalım. Tamam. Buradan search edelim. Ubuntu gelsin. Hazırlanmış birden fazla Ubuntu'lar var. Mesela Docker'da değil, Amazon'da Ubuntu deploy edelim. Doğru. Şimdi Ubuntu'yu Docker'da da deploy edebiliriz. İstediğim yerde deploy edebilirim. Tabii normal IaaS makine olarak da. Evet, ben şu anda tamam. Ubuntu'yu şöyle yazalım. Hakan Tata diyelim. Tamam. Bazı yerlerde küçük harf, büyük harf olayına kızıyor. Hı-hı. Amazon projesinin çünkü içerisinde... Çünkü Azure'u şey yapmamıştın. Bak, data center'ları. Amazon'un data center'ları yani hı-hı. Burada bana eklenmiş. Hı-hı. 3 yıl meşin profile'ı, işlemcisi, RAM'i... Abi bu böyle ürünler satılıyor ya. Şimdi customized deployment. Konuyu çok bölmeyeyim ama adam
Hani sırf bu iş için ürün satıyor, auto provisioning vesaire. Sen şu anda bir şey daha güzelleştireyim. Makine açıyorsun. Bir şey daha güzelleştireyim. Makinemi açtım, ekranımı görüyorsunuz. Bir tane script bulayım ben Hakan. Ne yapacak o? Ubuntu'nun üzerine bir web servisi kurdurayım. Şimdi ben Ubuntu makinası deploy ettiriyorum. IP adresini otomatik alsın. Ama PostScript kurulum sonrası. Evet, kurulum sonrası. Başında bir şey var sanki. Hayır, dash var. Tamam. Evet, dash var. Bunu da bu Ubuntu üzerine yapıştır diyor. Servis olarak hizmete aç diyorum. Tamam. Bütün default'ta, yani benim bu template'imde her şey kapalı gelebilir. Ama bu da bir post operasyon. Hangi portların açılmasını istiyorsam onları da yazıyorum. Dedim bir ki... Bir firewall'da exception. Evet, exception'ları veriyorum. 22 ve 80 portunu benim bu Ubuntu makinamda aç diyorum. İnşallah sıkıntısız bir virgül hatası yapmadıysak şu anda ben bu Ubuntu deployment'unu başlattım. Amazon üzerinde. Amazon üzerinde ismine Hakan Tata dediğimiz bir... Gideri var. Artık kurumsal bir isim olmadı ama olsun. Artık yapacak bir şey yok. Bizden abi ne kadar kurumsal olursa o kadar kurumsal. Yan yana gelince affetsinler artık. Şu anda start olmaya başladı. 2 dakika ya da 3 dakika sürmeyecek. Bu makineye erişebilir hale geleceğiz. Şifre tanımlamış mıydım ben, kaçırdım mı? İmaj içerisini tanımlamadım. Onu da customize ettirmemişler. Aha. Girip kurcalamayalım diye. Kullanıcı adı, password'ünü, imajın İçinde biz biliyoruz. Ama normalde ben o imajı hazırlasam ben tanımlayacağım. Tabii ki sen tanımlayacaksın. Yani HPD POC ortamı için o imajın içerisine gömmüştüm şifreyi. Doğru evet, anda. Evet, evet. Tamam. Sen biliyor musun? Bilmiyorum. İyi, güzelmiş. Şu AWS'nin içerisinde deploy ettim. Benim daha önce deploy ettiklerim burada Hakan. Evet, gördüm. Bunlar benim daha önce ettiklerim. Hı-hı. Bununla ilgili detayları buradan görebilirsin. Hı-hı. Bir şey yapmışım. Buraya girdiğinde bunun detayları. Ubuntu'nun 3.15'inde de işlemcisi Remi. Sen Ubuntu'yu seviyorsun belli. Zamanında uğraşmışlığım var, evet. Volüm bağlayabilirim. Kaç gigabaytlık istiyorsam. Böyle bir yetki vermişler. O aynı yerine geri çek abi. Buraya geldim. Videoyu. Tamam. Emin değilim çünkü. Ortada aradığınızı. Şu an burada starting'de muhtemelen. Private IP'sini almış arkadaşlar. Evet. Şu anda ben Amazon Network'ünde olsaydım bu private IP'ye erişebilecektim bu makinaya. 3 dakika falan sürüyor. 3 dakika sonra bunun public IP'sini de benimle paylaşıyor ve o andan itibaren ben bu makineye istediğim gibi erişebiliyorum. Ben buradan yazarsam kendi laptopumda erişebilirim. Erişebilirsin. Evet. Herkes erişebilir. Tamam. Public IP gördüğümüz zaman tamam. Erişebilirsiniz. Tamam. Basit bir web sayfası script'i hazırladım ben oraya. Hiç önemli ya. Basit bir sayfa gelecek. İçerikte sıkıntı yok değil mi hocam? Yok, içerikte sıkıntı yok. Sade bir sayfa hazırladık ben. Abi şimdi dinleyenlerimiz 90'lı şirketlerde çalışıyor ya. Tamamen kurumsal bir sayfa hazırladım. Public IP'sinin gelmesini bekliyoruz. Hatta PuTTY ile de SSH'la gidebiliyor muyum bunu da çekini yapacağım. Birkaç dakika bekliyoruz sadece. Tamam. Normal abi. O sırada sohbet edebiliriz. Şey gibi provizyonlaması olacak. Bitti bu arada. Zaten imaj template'ten klonlama olduğu için onu customize ediyor. Zaten bu Docker'ın, Kubernetes'in özellikle Docker'ın ilk çıkışı bu noktada abi. Yani ben böyle dinlediğimde herhalde geçen yıl Mart'ta yani bir summit'te veya daha bir önceki yıl olabilir. Yılları karıştırıyor olabilirim. Her şey konuşuluyordu ama şöyle bir mevzuya geldi. Ya biz çok hızlı, her şey artık çok hızlı istiyoruz. Azure'da, Amazon'da bile bir IaaS makine, hani bildiğin standart bir makine. Bazen açılması 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika neyse hani disk hızına göre. Bu bile diyor yavaş. Ne yaptık? İşte al sana Docker yaptık. Container falan. Hani container'lar şunlar. O zaman şunu yapalım. Ya bu deploy edilirken bir tane de Kubernetes cluster deploy edelim. Hadi bakalım. Kubernetes cluster diyor. Ben container create etmiyorum. Sen sürekli yükseltiyorsun, göreceğim yani. Hani sen yükseliyorsun. Ben buradayım tamam. Sahibi olarak. Çünkü şimdi bunu bekleyeceğiz. 3-4 dakika evet. Bekleyeceğiz. Bunu beklerken tamam. Bir de Kubernetes cluster yapalım. Tamam. Yine kataloglarıma geliyorum. Kataloglarımda HP kataloglarındaydı. Biraz önce gördüğüm evet. Tek bir tane vardı. Bulması kolay evet. Olsun diye. Kubernetes cluster'ı deploy edelim. Şu tamam, görüntüyü de buraya alalım. Bu sefer HP, bunu da küçük yazalım yine sorun olmasın. HP Kubernetes cluster diyelim. Burada hangisini seçiyorduk? Şunu açar mısın Hakan? Tamam. Senden rica etmiştim hangisini açıyoruz diye bir görmek için. Şu hemen göstereyim. Bakalım.
tane bir POC dükkanımız vardı. Evet. Akisar'da mı, Cenova'da mı, hangisini istemiş? İlk sayfayı açar mısın? İlkini açtım. İkinciye gel. İkinciye geldim. Üçüncüye gel. Üçüncüye geldim. Dördüncüye gel. Dördüncüye geldim. Hangisini seçmiş? Cenova Data Center'ında yarat demiş. Cenova Data Center. Hangi zonda bir tane geldi? Yine Ubuntu'yu seçtim. Evet. 04 Cloud. Virtual Machine profilini seçtim. Hı-hı. Tamam. Public Key Worker 2. Şimdi biliyorsun bu Kubernetes cluster'larda evet. Master ve Worker evet. makineler var. İki tane mi, üç tane mi, kaç tane Worker istiyorsun bilmiyorum. İki tane Worker yarattım. Yarat diyeceğim. Hı-hı. Bunun SSH key'i de var. Onu da buraya yaratalım. İki Worker'ımız olsun. Network'ümüzü yarattık. Customize Deployment deyip bunun da proxy adresini yazdıktan sonra kullanıcı adı password'ümüz boş kalsın. Şimdi bir de Kubernetes'i basalım diyoruz. Kubernetes'i basalım. O yani basılırken bildiğin bizim şeyde hazır olmuştur. Evet, evet. Hazır olmuştur. Ver bakalım IP'yi. Evet, demo başında herkesi deneyebilir bu arada. Sonuçta public IP verildikten sonra gerçekten devam şurada etsin. Canlı canlı Amazon'da makine evet. açtık. Amazon'da biraz önceki deployment'larım arasında Hakan Tata isminde bir makine yarattık. Henüz gelmemiş. Tamam, biraz daha bekliyoruz. Muhtemelen. Ama bu diyorsun yani. Basit anlamıyla bu. Yani kataloglarımızdan gördüğün gibi eğlenceli bir şekilde nerede deploy edeceğimize karar veriyoruz. Peki, makinalarımız deploy ediliyor. Yani ürün güzel. Yani açıkçası Murphy'de çalışmadık. Ama gerçekten emeğine sağlık. Yani bir tür demoların... Bir şey daha göstereceğim. Insight'ı unuttuk. Insight'ı göstereyim. Şu raporlama kısmını tam göstereyim. Oraya biraz gelecektim. Ha, yani tamam sonra... o zaman önce göstereyim. Tamam, sorun ne bilmiyorum ama. Diyecektim ki nasıl lisanslanıyor raporla. Ha, tamam. Tamam. Okay, tamam. Bilmiyorum. Şimdi şu en son kısım zaten Settings Provider Proje katılığı evet. gösterdik. Insight kısmı bu işin renkli kısmı zaten. Bu mevcut kostlarımızı gördüğümüz yer şu anda. $40,000 mı o? $40. Ha, $40. Tamam. Muhtemelen. Şu anda tamam. 40 bin dolarlık bir şey yaparsan kovarlar beni. Yok. Abi senin account'ın bile değil mi? Evet. Son 30 günlük sadece dün. Tamam şimdi oldu 1.95. Tamam. Mantıklı oldu. Hadi geçtiğimiz yıl. Webcast faturası gibi fatura keser gönderirsin webcast için. Bütün hepsini görmek. Bana bütün costları göster. Hangisinde ne costlar olmuş? İşte bak biz CSP müşterilerinde bunları direkt Excel'lerle atıyoruz vesaire. Daha güzel bir şey yapayım o zaman. Bir tane rapor hazırlayayım. Sen, bir tane sen rapor. Sen ciddi ciddi ekmeğimizle oynuyorsun Türker. Rapora X dedim. Search feed'lere diyeyim ki tabii. Account ID'nin evet. Account owner'ına göre evet. Tata'yı bulun. Kimsin sen? Tamam, ben tarih aralığını değiştirdim. Sen evet. merak etme. Bunu da Excel olarak bana download dedim. Basit bir rapor. Tamam. Raporumu açtım. Kim ne harcamış onu göreceğiz değil evet, mi? Evet, yönetici böyle bir rapor istemez mi abi? İster. Sonra da kovar. Amazon'daki, Azure'daki deploy edilmiş. Daha bu tapları arttırabiliriz. Anladım. Orada şurada söyleyeyim göstermiştim ya. Bunlar, şunlar böyle detaylandırabilirim yani. Böyle raporlar evet. oluşturabilirim. Böyle bir raporlaması var. Bugünden yani anlıktan geçmişe yönelik olarak bu dataların hepsine erişebilirim. Gelecek yoktu değil mi? Yani şu anda yok. Aha. Ama bu adamlarla konuştuğumda trend engine'ini de içeriye koymayı hedeflemişler. Çünkü şey çok güzel. Ben bu raporları dediğim gibi bu arada bana çok tanıdık geliyor. Şimdi bulutla veya böyle administrative efor hesaplama, KPI'lerle uğraşmayan katılımcılarımıza... Public IP geldi bu arada. Ha, tamam. Katılımcılarımıza garip gelebilir. Şimdi KPI'lerle uğraşan bir insan olarak, public private cloud'la uğraşan bir insan olarak müşterilerimde gördüğüm şeyleri şu anda senin başka bir arayüzden, hani ben Amazon'un arayüzünden görünce bana garip gelmiyor. Ama bildiğim HP'nin bir platformu üzerinden sen şimdi gittin Amazon'da makine açtın. Evet. Yetmedi. Evet. Harcanan bütün paraları da liste halinde sundun. Bir hayli şu anda hani beni cezbetmiş durumdasın. Bu arada siteyi de açtım, kutuyla da bağlandım. Evet. Ama hadi logomu. Onu yazmıyorum. Gördüğünüz gibi makinenin web hizmeti açın. 35. 156, 132, 33. 33. Evet. Abi geldi. Yani sana güveniyorum tabii ki. Sıkıntı yok. Kesin öyle değil de. Sistem çalışıyor mu diye test etmek istemişsindir. Evet, çok iyiymiş ya. Public IP'si geldi. Direkt burada webinar web adresi de çalışıyor. Yo, bayağı güzel. Kubernetes cluster'ımız ne aşamadaymış ona bakalım. Deployment'larımız. İsmine
ne demiştik yaratırken? HP Kubernetes evet. demiştik. Bak HP Kubernetes Worker Node 1, evet. Worker Node 2, bir de Master Node, evet. bir de kendi portalı. Hmm. Henüz daha tamamlanmadı. Hmm. Bu tamamlandıktan sonra mesela bunun üzerine bir tane de software paketi gibi. Bunun gibi detaylandırmalar. Ben sana inandım yaparsın. Bundan sonrası tamam diyorsun. Ben sana inandım evet yani. Basit bir portal abi. Gördüğün gibi. Şu insight'ı bir daha böyle bir. Açalım. Insight açık kalsın. Görmek istiyorum abi. Bizim şey şu video engelliyorsa. Şöyle alayım abi. Tamam. Ya burası beni çok cezbetti çünkü şöyle var gerçekten. Dashboardlar customize edilebilir. Tahmin yani edemiyorum. Gerçekten yani. Abi ciddi manada cloud ve on-prem consumption olan insanlar var. Ha bunu banka yapıyor abi. Banka, telekom, GSM bunu yapıyor. Çünkü yapmak zorunda. Bir proje hesaplanırken işte atıyorum yazılım şirketine 300 bin dolar, birine 100 bin dolar, diğerine 50 bin dolar derken arkada sunucuların, storage'ların maliyeti unutma gibi lüks yok. Çünkü ona da gidip IT yeni disk, yeni storage aldığında söylüyor. Ben bunu bilmem ne iş birimi için alıyorum. Bunu bilmem ne atıyorum kredi kartı projesi için alıyorum. CV projesi için alıyorum. Yeni internet şube projesi için alıyorum. Ve projelerin hepsinin maliyeti hep kavgalar veriliyor ama COVID'de ve üst aralıkta bu bir sıkıntı oluyor. Yani mesela IT çalışanın eforu hiçbir zaman hesaplanmıyor. IT çalışanın verimliliği hesaplanmıyor. Veya bir ürünün verimliliği hesaplanmıyor. Veya konsolidasyon yapılmıyor. Örneğin 3 ürünle bir iş yapıyorsun, bir ürünle yapabilirsin. Veya sıkılaştırma zaten yok yani güvenliği vesaire. Doğal olarak özellikle bu nokta benim için çok kıymetli. Neden kıymetli? Multi vendor kullanan müşterilerim var. Nedir? Adam bu seçimi kendi yapmış. Ben bu projeyi Amazon'da yapıyorum. Bu projeyi Azure'da yapıyorum. Bu proje on-prem'de. Hatta senin dediğin gibi gerçek örnekler verebilirim. İşte sadakat programları çok önemlidir. Bir markete gittiğinde işte teknoloji marketi olabilir, normal yeme içme marketi olabilir, işte kılık kıyafet veya makyaj malzemeleri satan bir zincir olabilir. Buraya gittiğinde işte bu mouse alırken yanında hediye olup olmaması anlık kasadan geçtiğinde bir bilgidir. Burada mesela bu iş için storage'ları on-prem'de tutan veya yerel bir cloud oyuncusunda tutup bir de bunun hani beyin takımı dediğim CRM veya Big Data işleyecek bölümünü cloud'a koyan çünkü orada onun daha ucuz olduğu çünkü aynısını hesaplatıyor. Diyor ki core sistemi, kasalara bağlanan sistemi latency'den dolayı A hostinginde, B hostinginde, C data center'ında, D data center'ında tutuyorum diyor. Ama bunu koymaya çalıştığımda diyor o kadar compute istiyor ki diyor çok pahalı. Azure Amazon'a koyuyorum, ihtiyacım olduğunda çalıştırıyorum diyen projelerin içerisinde bulundum. Şimdi bu aslında ikisinin de maliyetini çıkaracak bir şey. Evet, tek bir yerden görmemizi yani sağlayacak. Management yapıyor, artı reporting yapıyor. Evet, evet. Hani fokuslanmış dedim ya hani hem operasyoncu için hem developer için hem de evet. business için fokuslanmış olan bir yazılımdan bahsediyoruz. Bence çok başarılı. Peki. Vaktimizi de iyi değerlendirdik evet. görüyorum. 14.54 oldu. Sorular varsa soruları yanıtlamaya çalışalım. İnşallah faydalı olabilmişizdir. Ya bence, bir saatte sıkıştırmaya çalıştık. Şimdi Türkan şöyle söyleyeyim. Bu çok spesifik bir ürün. Neden spesifik bir ürün? Türkiye'nin şartları malum. Yani bugün bir backup ünitesi anlatıyorsak ona ilgi duyacak insanlar. Bugün bir firewall, bir güvenlik ürünü, bir antivirüs anlatıyorsak ilgi duyacak kitleyle böyle bir multi-vendor infrastructure diyelim buna. Çünkü Azure'da bir infrastructure, Amazon'da bir infrastructure, private'da yaptığımızda kişi sayısı az. Bu bir gerçek. Ama şöyle değerli oldu bence. Bu benim bugün gerçi ikinci webcast'im. Benim için her webcast'te inanılmaz bilgiler alıyorum. Bir kere ben bunu işimde kullanırım. Çünkü gerçekten bu benim primary business'ımın biri. Bir boşluktu. Ve buna ihtiyaç duyan büyük firmalar için çok değerli bir bilgi oldu. O yüzden bence çok temiz bir iş çıkardık. Ağzına sağlık. Demoyu yapabiliyor olman her zaman için. Yok şöyle önemli abi. Riskli ama başardık. Evet, sen sabaha kadar da anlatsan, öyle söyleyeyim sabaha kadar da anlatsan, bugün burada bunlar çalışmıyorsa, ya işte bak Türker bakmış, yani. Hakan bakmış, HP yapmış ama çalışmıyor. Ha olabilir bu arada. Olabilir de. Ama çalışıyorsanız şunu gösteriyor. Düzgün konfigür edildiği sürece çalışan olgun bir ürün. O zaman bir bakalım olacaktır. Evet, evet. O yüzden önemliydi. Demoya da verdiğin emek için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şu anda katılımcılarımıza zaten, da evet, çok teşekkür ederim. Gayet yoğun bir ilgi olmuş. Verdiğin emeğin bence karşılığını aldık inşallah. Sorunlara bana bakalım. Her zaman ulaşabilirler. Mail adresimi sunumun ilk sayfasında zaten paylaşmıştım. Şimdi cloud sistemler için AWS inanılmaz anlamda derecede hızlı geliştirme yaparak pro'da alıyorlar. Siz aynı şekilde geliştirebilecek misiniz? Ha, güzel bir soru. Yani şunu diyor, Amazon, Azure veya diğer üreticiler, atıyorum Storage V1 var, şimdi açılan menüler var ya, D2, Storage V2 çıkıyor. Mesela atıyorum D1 makine var, D2 çıkıyor.
Muhtemelen bence cevabı ben vereceğim ama sen de aslında. Engin'in sorusu. Bence Engin bu iş API bazlıdır. Evet. Doğal olarak yani Access HP aslında bir şey yapmayacak zaten. HP aslında bence bu konuda hiçbir şey yapmıyordu. Çünkü biz bunu daha önce cloud yokken bile en basit VMware'den biliyorum. İşte bu güvenlik entegrasyonunda bir API yazıyorlar. VMware bir sonraki sürümü yazıyor ya veya bir ürünü. API'ye de onu koyarsa olur. Koymazsa olmaz. Ne oldu? Bir süre X bir güvenlik üreticisiyle VMware çok yakın çalıştı. Evet. Sonra kapadı. Güvenlik üreticisi kaldı. Ama burada HP'nin yaptığı iş bu providerların aslında bir pazarlaması, management'ı iyi bir şey yaptığı için ben bunu uzun vadeden Amazon'un ve Azure'u rahatsız edecek bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden TA'nın da bir şey çıktığında API bazlı olduğu için burada da göreceğiz. Aynen öyle. Şimdi zaten biz basit bir demo yaptık. Ya da arayüzü çok basitleştirdim. Sunumu evet. da basitleştirmeye çalıştım. Kısa tutmaya çalıştım. Uzun halini arkadaşlarla paylaşırım. Orada Azure nasıl ekleniyor, Amazon nasıl ekleniyor görünce ne demek istediğimi zaten anlayacak. Evet. O sorunun cevabını kendisi de görmüş olacak. Tabii. Yani ben de öyle anladım. Zaten bu bir management portal. API'lerle Azure ilişiyor. Orada Azure ve Amazon açtığımızda atıyorum. D2, D3 makine var. Yarın D4 eklenirse burada açılan menüde o D4 gelecek. Çünkü gidip aynı API gelecek. Evet kesinlikle. Peki Göksel kaçırdık bu IP ilk yarışına hediye var mı? Ya biliyorsun hediye Hakan vermesi... verecek evet. Sürprizimiz oydu zaten. Ben de ne diyecektim biliyorsun hediye vermeyi sevmiyoruz. Şaka bir yana çok istisnaların şunu dışında... yapalım mı ya? Beraber öğle yemeği yiyelim mesela. Hediye olabilir. Yiyelim. Ama onu... bir soru soralım. Ama şimdi sen bu logdan bakabilecek misin bu size ilk yarışına? Yok, bu ilk yarışına ne diye zaten adam ilk yarışına var mı bizim şimdi kimin hediye evet. kimin yarışını bilemeyiz. Ama bir soru soralım. Bu soruya doğru cevap, ilk doğru cevap iki kişiyi, hani veren tamam. iki kişiyi öğlen beraber yemek yiyelim. Tamam. Alman usulü. Herkes kendini öğren. Maksat muhabbet. Tamam. Yok benden olsun. Sen soruyu hazırla. Ben şu soruları bitireyim. Soru aklında olsun. Ha, tamam. Soru başka peki. bir şey soracağız. Tamam. Tamam. Göksel Halil'in cevabı demo istiyor abi. Ürünün demosunu şimdi ürün indirilebilen bir ürün değil Halil. Değil ama HP partneriysa evet. Bizim Solution Demo Portal dediğimiz bir portalımız var. HP partneri olarak o portala erişebiliriz. Hı-hı. İlgili dokümentasyonlar da sağlanır. Bizim bugün yaptığımız gibi demonun daha büyük ya da daha uzun halini tamam. tecrübe edebilirler. Şöyle söyleyeyim Halil, bu bir SaaS yani Software as a Service doğal olarak Office 365 gibi düşün böyle yükleyebileceğim bir setup'ı yok. Download edebileceğim bir şey yok. Download evet. edilebilecek bir şey yok ama eğer gerçekten ürünle ilgileniyorsan Türkiye'de ulaşırsan ben her zaman yardımcı olurum. Evet. Partner üzerinden demo yapılabilir. Diğer bir soru merhaba hocam bu ürünü kimler ister nerede konumlandırabiliriz? Ha, bunu zaten biraz önce özetledim ben. Evet, son cümlem. Yani bu İlla multi cloud olmasına da gerek yok. Sadece bu anlamda bir katalog hizmeti veriyor ya adam. Diyelim ki adamın VMware vCenter ortamı var. Hı-hı. Template'leri var. Hı-hı. Şimdi bu template'leri kullanarak deployment yapmak Hı-hı. istiyor ve otomatize etmek istiyor bu işi. Ne yapacak? Hı-hı. Ya VMware Admin'e gidecek bana doğru. bir tane makine ver diyecek. VMware Admin'i template'ten klonlayacak. Doğru. Ya da şimdi isimlerini vermeyeyim. Otomasyon yazılımlarını Hı. entegre ettirecek. Evet. Onun üzerinden self-service hizmeti alacak. Ya da non-spare alacak. Peki o zaman kritik bir soru. Bu ürün nasıl lisanslı? Bu ürün on-prem'lerde socket bazlı. Şeylerde vCPU bazlı. Public cloud'larda. Tamam. O zaman eklediğin kadar aslında. Eklediğin kadar. Çünkü niye söylüyorum? Şimdi ürün çok güzel ve özellikleri de yelpaze gibi. Senin biraz önce dediğin gibi ben özetlemiştim aslında. Multi-vendor'a daha uygun bir ürün ama sen de güzel bir noktaya değindin. Yani ben multi-vendor deyip bir on-prem kullanıyorum. Bir de Azure. Hatta daha güzel bir örnek verdim. Bulut hiç yok. Bulut hiç yok. Hiç yok. Sadece on-prem. On-prem'de de bunu bir katalog ve auto-provision kesinlikle. Servisi olarak kesinlikle. Kullanabilirsin. Doğal olarak socket bazlı lisanslandığı için Amazon'un ve Azure'un olmaması ekstra sana bir maliyet getirmiyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu güzelmiş. Aslında sadece bunun on-prem için katalog servisiyle alakalı bile bir video veya makale bile olsa çok yararlı. Yani ekran görüntülerini aldım sana bir makale hediye edeceğim. Süper. Çok kıymetli. Yani dediğim gibi çünkü bu işi yapan ürünler var. Ben biliyorum. Var. Onlara muadil olarak bu ürünü değerlendirilebilir. Çünkü çok basit. Ha. Herhangi bir entegrasyon için hani step by step kurulum dokümanına ihtiyacımız yok süper. Açıkçası. Süper abi. Hala sektördeki en karizmatik kişisiniz. Ağzınıza sağlık Türker Hocam. Evet Türker öyledir. Kız mı? Hocam bizde kız ya, yok. Orkun kadın. Ya. Orkun kadın. Ya. Kadın diyelim abi. Kadın evet. Evet. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Harikaydı. Bir servis X cloud'unda ulaşılmaz hale geldiğinde aynı servis Y cloud'unda şu parametrelerle ayağa kalksın gibi senaryo mümkün mü? Oo.
Şey var ya, Bizon TL'de vardı ya, şimdi o cümleyi söyleyemeyeceğim ama hani benim aklıma gelmişti diyordu evet, ya dağda. Evet. Bu benim aklıma geldi ve ben bu adamlara direkt yazdım yani. Ne bu ben? İşi yapalım. Değil mi? Evet. Yani buradan alayım buraya. Süper. İleride bu da gelecek abi. Yalnız kim sordu bakayım? Halil. Vallahi 10 numara 5 yıldız ya. Çünkü çok önemli bir soru bu. Evet. Sadece şimdi şu an kadar yaptıklarını büyük bir yedemek. Sen soru soracaksın da bence yemeği hak etti. Çok güzel. Tamam, o da gelsin o zaman. Tamam. O da gelsin. Halil'i de yazalım. Tamam. Peki. Teşekkürler. Bir VM olabilir veya bir PaaS servis. Niye demiş? Ha tamam, şey olarak hani VM veya PaaS okey. Halil tamam, sen tamam. Tamam, fikir çok güzel. Tamam tamam, sen yemeğe geldin sen... tamam. yapamıyor şu anda ama bu feedback'i aldık. Hatta Türkiye'nin aklına gelmiş. Gerçekten çok iyi bir fikir. Bunu yaparsanız yalnız efsane olabilirsiniz. Kesinlikle. Onu söylüyorum. Bu çok çok güzel bir şey bu. Çok güzel ya, bir şey. Düşünsene. Bir X to X migration. Peki. Teşekkürler. Bir geçiyorum. Teşekkürler. Erkan'ın bir sorusu var. Merhaba, ben kaçırdım acaba? Ubuntu'yu kurarken data center'ı kendi isteğiyle mi seçtin? Evet. Nerede, hangi data center'da kurulacağını Türker seçti. Ben seçtim, ben seçtim. Terraform bu işi yapıyor. Tamam. Doğru. Tamam. Seni almıyoruz yemeğe ya. Okuyorum o zaman. Tamam. Başka soru yok. Zaten bu kayıt elde herhalde. Evet, evet. Değil mi? Kayıt olduğunca sonradan tamam, offline olarak da izleyebileceğiz. Q&A'ya bakalım. Ses var. Private Cloud için maliyet analizi yapabilir mi? Yapıyor. Yapıyor. Biraz önce söyledi. Evet. Ama nasıl yapıyor? Yani maliyeti atıyorum. Benim kendi storage'ımı, sunucumu. Birimlerini ben giriyorum. Ha tamam, biz yani giriyoruz. O yeri göstermedim. Tamam. Insight kısmında onları ben giriyorum. Özgün'ün sorusu. Birim maliyetleri biz giriyoruz. VMware vCloud ortamı için kullanabilir miyiz? vCloud'un rakibi aslında. Hani vCloud ortamı için değil. Yani direkt ben ESX ya da vCenter'a buna entegre ediyorum. Bir nevi vCloud'da alternatif olarak bunu kullanabiliriz açıkçası. Okey. Pekala. Süren bitti. Bana süren verilen bitti. Para 3'te bitti. 3'te bitti diyorsun. 3'te bitti. Bana üçte kaşan var diyorsun. O zaman ha, sorusunu soralım. Soruyu tamam. Sor. Bir tane çok kolay soru soralım. Bir saniye ama nereden cevap verecekler? Arkadaşlar Q&A'den değil, chatten yazın. Evet, chatten. Chatten. Çok basit bir soru. İlk doğru veren iki kişiyle beraber yemek yemeye gidelim. Tamam. Kadın olmasını tercih etmiyoruz biz evli olduğumuz için. Yok canım. Ben de diyecektim, yok zaten. Sen yırttın, ben yırtamadım bu arada. OneSphere'i anlatırken dedik ya, on-prem ve public cloud'larla evet, entegrasyon sağlıyor ve merkezi yönetim gerçekleştiriyor evet, demiştik. Evet. Public cloud'da hangi public cloud entegrasyonlarımız var diye. Tamam, bakıyoruz. Heyecanlı. İlk iki kişi değil mi? Evet, ilk iki kişiyi. Cüneyt geldi ama birini söyledi. Erkan ikisiniz. Erkan sayılmaz. Erkan. Erkan'a bak ya. Erkan abi sen gel, zaten ısmarlarız. Şimdi, tamam, hesabı onu getiririz. Hesabı onu. Erkan gel, sen gel. Şimdi abi birini söyleyen var. Teker teker. Nasıl yapacağız? Tek söyleyen kabul değil. Tabii şimdi 4 tane cloud'dan bahsetmiştik orada. Herkes 2 tane söylüyor. Sonra diğerlerini de yazdım. Diğerini yazdım. Nereye yazmış? Amazon demiş. Azure demiş. 4'te 4. Bilen yok. Bak. Şansını deneyenler var ha. Evet. İsmail Yıldırım. Vay, İsmail 1. İsmail 1. Kopya çekecekler ama. Evet tamam. Bir kişi hızlı kopya çeker. Şeyi de alıyorduk. Halil'i de alıyorduk. Tamam. 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 Erkan da geliyor. Kapanmıştır. Halil de geliyor. Halil, İsmail, Erkan. Tamam. Tamam. Arkadaşlar cevap Amazon, Azure, Google, Cloud 28. Evet. Gelmiyorum ulan. Arkadaşlar katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Yani yapabildiğimiz kadar eğlendirmeye çalıştık. Güzel. Eğlendirirken anlatmaya, öğretmeye çalıştık. İnşallah faydalı olabilmiştir. Demo yaptın ya, benim için tamam olay ya. Bravo. Çok emek var. Bana her zaman, her zaman her yerden ulaşabilirler. Telefondan, WhatsApp'tan. Gönlümüz tabii Çözüm Park üzerinden ulaşsın. Çözüm Park üzerinden ulaşalım. En doğru. Değil mi? En çözümsüz sorunumuz kalmasın. Teşekkür ederim katıldığınız için. Ben şuradan bunu durduruyorum. Sonu basıyorum. Hiç basma abi istersen. Teşekkürler geliyor zaten. Herkese teşekkür ederim. Türker'cim ben de sana teşekkür edeyim. Ağzına sağlık. Çok geçmiş olsun. Evet, yani çok keyifli bir webcast'ti. Bizi dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Öğleden sonra mesainizden çaldık biraz. Umarım faydalı bir webcast olmuştur. Bir sonraki Çözüm Park webcast'inde görüşmek dileğiyle arkadaşlar.